Selamun aleyküm. Bugün miladi 19 Mart 2022, Hicri 16 Şaban 1443 Cumartesi. Günün ayeti. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ganidir, övülmeye layık olandır. Günün hadisi. Rıfk bir şeye girdi mi onu mutlaka tezyin eder. Bir şeyden de çıkarıldı mı onu mutlaka kusurlu kılar. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 721. Tarihe geçmiş ilk ay tutulması Babil'de gözlendi. 1883. Amerikalı ayakkabıcı ustası Jane Ernst Metzeler bir ayakkabıyı bir seferde bütünüyle imal eden ilk makineyi icat etti. 1406. İbn Haldun vefat etti. Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı İbn Haldun, asıl olarak İslam ve hatta dünya düşünce tarihinin en özgün eserlerinden biri olan Mukaddime'deki kendine has fikir ve metodlarıyla sonraki nesiller üzerinde derin etkiler bırakan bir alimdir. Tarih ve toplumun kanunları içerisinde hareket eden beşeri iradenin ürünü olan medeniyeti, müstakil bir ilmin konusu haline getirme çabası İbni Haldun'a aittir. 1915. Güneş sistemi gezegenlerinden Plüton'un ilk fotoğrafı çekildi. Ancak Plüton'un yeni bir gezegen olduğu o tarihte anlaşılamadı. 1930. İngiliz politikacı Arthur Balfour öldü. İskoç asıllı olan Arthur Balfour, İngiliz işgali altındaki İrlanda'dan sorumlu segreterken uyguladığı sert politikalar yüzünden İrlandalılar tarafından Kanlı Balfour olarak adlandırıldı. İngiltere Başbakanlığı ve çeşitli bakanlıklar dahil önemli görevlerde bulunan bu şahsı, İslam ümmeti özellikle 1917 yılında hazırladığı Balfour Deklarasyonu'yla hatırlamaktadır. Zira bu deklarasyon, tarihçilerin de belirttiği üzere Filistin topraklarında Siyonist bir işgal devletinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. 1980. Ankara'da bir inzibat ehlini öldürme iddiasıyla yargılanan Erdal Eren ölüm cezasına çarptırıldı. Eren'in idamı 13 Aralık'ta infaz edildi. Eren'in yaşının 18'den küçük olduğu söylenerek kemik testi yapılması istenmiş fakat kemik testi yapılmadan idam edilmişti. Dönemin bir numaralı ismi Kenan Evren, 18 yaşından küçük olduğu için idam edilmemesi için gelen tepkiler karşısında "Asmayalım da besleyelim mi?" sözünü bu genç üzerine söylemiş, ancak bu kara nükte daha sonra 12 Eylül'ün tüm mağdurlarına teşmil edilen bir söz olmuştu. 1999. Ankara DGM Başsavcılığı Fethullah Gülen hakkında anayasal düzeni değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle soruşturma açtı. 2001. Türkiye'yi Avrupa Birliği üyeliğine taşıyacak sözde ulusal program Bakanlar Kurulu'nca onaylandı. 2003. ABD askerleri Irak kuvvet sınırındaki askerlerden arındırılmış bölgeye girdi. ABD uçakları da Irak'ın batısını bombalamaya başladı. 2003. Bakanlar Kurulu, TSK'nın Kuzey Irak'a gönderilmesi ve ABD uçaklarının Türkiye hava sahasından geçişlerine izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresini meclise gönderdi. Bu tezkere meclis tarafından reddedilecek ve Amerika ile gerginliğe sebep olacaktı. Çünkü Irak'a saldıracak olan Amerika bu tezkere ile Türkiye'yi de yanına çekmeyi umuyordu. 2019. NASA, Rusya'nın Bering Denizi'ne düşen meteorun Hiroşima'ya atılan atom bombasından 10 kat daha fazla güçlü olduğunu açıkladı.